Hatta beni başka bir cezaevine nakletmek istediler ama ben direndim sonuna kadar. Çünkü yani tehlike her yerde. Ha orası, ha burası. Ama insan ailesinin yanında güvende. Öyle öyle. Deniz abla bir şey soracağım ya. Sen neden kutuyu benim elimden aldın ha? Yani sonuçta ben burayı daha güvenli bir hale getirecektim ha? Ya biliyorum tamam. Bütün bu olanlardan sonra siz çok hırpalandınız. Çok üzüldünüz. Ya senin şunun şurasında ne kadar kaldı tahliyene? Yakacaktınız kendinizi. Yok artık yok. Bitti artık bu duruma. Bir son vermenin zamanı geldi. Ulan Mert. Ulan Mert. Oğlum Mert. Çıkmıyor telefona. Burada elimiz, kolumuz mapusta gibi kaldık. Lan mapustayız ya zaten. Tövbe estağfurullah. Deniz. Kendini daha hissediyorsan odama gelip olayla ilgili ifade vermeni isteyecektim senden. Acil mi? Evet. Bilgim dışındaki meseleleri acilen öğrenmem lazım. Yani ben kendimi pek iyi hissetmiyorum aslında. Hani kafam hala allak bullak. Çok da bir şey hatırlamıyorum zaten. Ama en azından seni bıçaklayan hatırlıyorsundur. Emin değilim. Yani yanlış bir şey söylemek istemem size. Tamam. Yalnız en kısa zamanda kafanı topla. İfadeni almak zorundayım. Tamam. Deniz abla, sen neden Kudret karısı beni bıçakladı diyemiyorsun ha? Desem ne olacak Hasret? Kadın zaten müebbet. En fazla bir hücre cezası verecekler. Ondan sonra ne olacak? Aynı şekilde her şeye devam. Kaldığımız yerden. Ne bu böyle? Neye devam edeceğiz artık? Kan davasına mı? Böyle can alıp can verdiğimiz bir yolda mı yürüyeceğiz cesetlerin üstüne basa basa? Ha bir zaman sonra neden kimi öldürdüğümüzü bilmediğimiz bir yolda mı yürüyeceğiz? Bitti. Duydunuz mu beni? Artık bitti. Artık üç hamle sonrasını düşünmediğimiz bir adım daha atmayacağız. Kudret içeride ama onun yaşam kaynağı dışarıda. Fokur fokur kaynıyor. Hani o kaynağı yok etmedikçe biz Kudret'i gerçekten yok edemeyiz. Doğru diyorsun. Atla. Mert alçağını yakalasaydık iyiydi ya. Aynen öyle. Bir de benim aklımın gazda kaldı ya. Çok korktu kız. Merak etme, ilgileneceğim ben onunla. Diğer kızlarla ilgili ne yapacağız? Var aklımda bir şey ama. Ama? Şu ılgazı bir sorguya çekelim. Yeteri kadar bilgi alırsak herkesi paketleriz. Ya sen geldiğinden beri Kudret senin ila etti. Niye canlığa gitti bu orada? Hay, niye oldu da senin böyle için soğudu? Evet ya, ne oldu? Öldürüyordu kadın seni Deniz. Ölümden döndün. Ya. Kızlar, size söylemem gereken bir şey var. Hani bu kavgada ölen Nazan var ya. Evet. Kudret'in adamı sandınız. O aslında benim adamımdı. Ne? Mısır. Nazan. Mısır ya. Nazan. Ne diyorsun ya? Yani Kudret'in neler yaptığını öğrenmek için köstebek olarak onu o koğuşa ben soktum. Hırdı kız. O benim kolyemi aldıdın. Millet dedim kadıncağıza rağmen. Çok yazık olmuş kıza ya. Aynen. Öyle. Ve birine daha yazık olmasına izin veremeyiz. Yani ben ölümlerden döndükten sonra bunu düşündüm. Birinizi daha bu dava uğruna kaybedemem. Ve anladım ki
öfke şiddeti çekiyor. Bıçakmış, şişmiş. Bunlar bizim silahımız değil. Bizim silahımız burada. Önce bir öfkemiz soğusun. Çünkü belki de düşman baktığımız yerde değil. Belki de gerçek düşman kudrete olan öfkemizin ardında saklanıyor ve biz onu göremiyoruz. Siz hangi sıfatla, hangi yetkiyle benden habersiz iş çeviriyorsunuz? Amacınız beni saf dışı bırakmak... Lütfen sakin olun Zerrin Hanım. Defalarca söyledim, dinlemiyorsunuz. Bu tamamen emniyetin bir operasyonuydu. Demek ki Deniz Demir'i koruyamayacağınız düşünülmüş. Beni aciz göstermek için, başarılı seçilimi karalamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama başaramayacaksınız. Bu durumda bana söyleyecek çok bir şey kalmıyor. Size kariyerinizde başarılar diliyorum. Beni küçümsediğine pişman olacaksın Melis. Çok pişman olacaksın. Kendini zeki sanıyorsun. Ama gün gelir, senden daha zeki olanlar çıkar. Şişt. Şimdi değil, şimdi değil. Lütfen, şimdi değil. Git, git, beni düşünmem lazım. Beni düşünmem lazım. Düşünmem lazım. Tamam. Pelin. Pelin abla. Tamam, tamam. Gel böyle. Yavaş. İyi, iyi, iyiyim. Buradasın, ben buradayım. Çok korktum. Sensiz kaldım diye. Yine yalnız kaldım diye. Sen benim için ne demekmişsin? Neymişsin? Kim olmuşsun artık ben? Daha iyi anladım. Ama sen de yokken bu kadar şeyle nasıl başa çıkacağım diye düşündüm. Zaten babam yok, annem. Arkamda duran kimse yok. Sen varsın. Daha iyi anladım. O yüzden beni artık bırakma. Olur. Ben anlıyorum seni. Hem de öyle bir yerden anlıyorum ki... seni anlamak için bir çaba sarf etmeme gerek kalmıyor. Böyle dışarıdan biri konuşuyormuş da ben ona bakıyormuşum gibi değil. Evet, Ecem'e çok benziyorsun. Ama ben aslında kendimi görüyorum sende. Sana baktığımda kendime bakıyorum sanki. Ben de hep yalnızdım. Ve hep dışarıdan birinin beni kurtarmasını bekledim. Ama sonra anladım ki öyle bir şey yok. Hayatımı kurtaracak olan, dışarıdan beklediğim kurtarıcı aslında benim. Senin hayatının kurtarıcısı da sensin. Ve o kurtarıcıya inandığında, İçindeki ama gerçekten inandığında, o zaman hayatta
aşamayacağın engel yok. O zaman anlıyorsun. Aslında yalnız da değilsin. Pansuman saatin geldi. Tamam, sağ ol. Düşünceli gözüküyorsun. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey yok. Kudret'e karşı misilleme yapmamana o kadar sevindim ki Deniz. Aptallık olurdu. Onu bir şekilde durdurmak zorundayız ama... Böyle kabak kuvvetli olmuyor. Aynen. Zeka lazım. Ya kudret kurnaz ama zeki değil. Ama buradaki iktidar çok daha büyük, şeytani bir zekanın kontrolü altında ne yazık ki. Sen ne demek istiyorsun? Sana güvenli evde anlattıklarımı hatırlıyor musun Deniz? Zerrin çok tehlikeli bir kadın. Bu kadın hepimizde bir derdi var. Ya kaç kere mahkumları birbirine düşürdü. Kudret de seni kaç kez kafa kafaya getirdi. Oktay'la benim aramı bozdu. Sen Ayfer'i hatırlıyor musun? Tek gözü kör olan kız. Evet. O kız başka bir cezaevine naklolduktan sonra ben gittim konuştum o kızla. Zerrin için ne dedi biliyor musun? Ölüm meleği dedi. Arabanın frenleriyle oynadı. E sen firariyken yaptıkları. Derdi cezaevini yönetmek falan değil. Evet. O kadının karanlık bir ruhu var. Aynen. Ben devralırım Murat. Zerrin Hanım ön taraftaki arama için seni nezaret etmeni istiyor. Peki tamam. Daha önce geçmiş olsun diyemedim. Hayır üzdün bizden. Sağ ol. Nereye geldik yine? Gizemli gizemli bir şey söylemiyorsun. Bundan sonra saklanacağın yere geldik. Hadi. Bir bekle, bir bekle ya. Bir bekleseydin ya. Hadi, hadi. Sen şunu tut, ben geliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Özlem. Pansumanı bitti. Deniz'in durumu iyi görünüyor ama değil mi? Evet evet gerçekten. Neredeyse ölümden döndü, gerçekten gayet iyi. Allah'tan da iyi. Bu yüzden Kudret'i linç ediyorlardı. Bir facia çıkacaktı farkındaysan Özlem. Doğru. Doğru diyorsun da sen niye memurlara haber vermedin? Niye cezaevi polisini çağırmadın Allah aşkına? Ben şey oldum. Biri mi engelledi Özlem? Yok, kim engelleyebilir ki? Kim engelleyebilir ki tabii? Zerrin olabilir mi acaba? Hayır, yani... Ne alakası var ya? Özlem, ben seni çok iyi tanıyorum. İşinde de ne kadar titiz biri olduğunu çok iyi biliyorum. Bu senin yapacağın bir hata değil. İnsanız Melis. Herkes hata yapabilir. Tamam Deniz, çıkabilirsin. Tamam. Yarın tekrar bakarız. Tamam, teşekkür ederim. Gerçekten hiç inandırıcı değil bu. Ya biri seni zorla, bile isteye böyle bir zor duruma sokuyor... ...ya da bana başka bir açıklama yapmak zorundasın. Sana hiçbir açıklama yapmak zorunda değilim Melis. Amirini koruyorsun. Özlem, dikkat et de o koruduğun amirin senin celladın olmasın. Merhaba. Deniz merhaba. Nasılsın? İyi. Daha iyi. Sevindim. Hadi gidelim.
Görüşürüz. Görüşürüz. Melis'le konuşmanızı duydum. Yani haksız sayılmaz. Gerçekten bu işte bir gariplik var. Bilmiyorum, o kadar pasif kalmanı bu konuda, o olayda. Gerçekten zerrin mi istedin sen de? Bunlar idaremiz seneler. Sevgilendim biz. Küçükken ilginç bir biçimde tatlıymışsın. Etrafı kurcalamazsın. Bakıyoruz ya, bakıyoruz. Ha, söyle. Tamam, geliyorum ben yarım saate. Ben emniyete gidiyorum. Mert'in bir adamını paketlemişler. Ilgaz'la ikisinin ifadesine bakıp otel meselesiyle alakalı bir açık bulmaya çalışacağım. Ay. Azra, bak şimdi. Ben çıktıktan sonra tekrar kaçabilirsin. Seni bağlayamam. Gerçi bağlasam da kaçarsın. Bunu önceki tecrübelerimizden anladık. Ama unutma, dışarıda senin peşinde bir tek biz yokuz. Hadi Mert'in adamlarını geçtim. Yiğit'i öldüren adamlar var. Onlar hakkında bizim elimizde tek bir ipucu bile yok. Sen bu kaçak halinle tek başına onlara ulaşabileceğini mi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Hı. Yani tek bildiğim, içeri girdiğim zaman bunu asla halledemeyeceğim. Suçsuz olduğumu ispatlayamayacağım. Yani dışarıda en azından buna dair birkaç bir şey yapabilirim. Ne bileyim, kimdir, nedir, ne değildir. İçeri girdiğim zaman elim kolum bağlanacak, dosya kapanacak, vazgeçecekler falan. Ya sen hiç mi güvenmiyorsun bana? Az çok tanıdık birbirimizi. Bu işin arkasındakileri bulmadan bırakır mıyım ben bu işin peşini? Okey. İyi, akşam gelince ne yapacağımızı konuşuruz. Çay var. Banyo bu tarafta. Tamam, sağ ol. Tamam. Etrafı karıştırma. Tamam, tamam. Şeker mi verdik? Yavaş yavaş yürü. Tamam. Deniz, hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin. Deniz, vallahi var ya, bir öldürdün, bin sevindirdin bizi ya. Hani nasıl diyeyim, Deniz öldü dediler ya, bir akrabam ölmüş gibi üzüldüm ya. Sağ ol, sağ ol Hüseyin. Afiyet olsun. Sağ olasın. Tamam, sen geç böyle. Tamam, yemeğimi alacağım. Ha, yok yok, Dudu alacak sana işte bunu zaten. Tamam canım, benim elim ayağım tutuyor. Hı. Buna da koy. Aferin. Ekmek de koy bunlar. Koy, 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 koy. He? Tamam. Afiyet olsun Safiye abla. Al Deniz'im. Ha? Canım benim, sağ ol. Etleri iyi bol bol. Yarın çabuk iyileşsin. Sağ ol. Bak, en vitaminlerinden seçtim. Onun hepsi bitecek. Tamam, sağ olasın. Ben etlem de vereceğim. Seni hasret de verecek. Tamam. Kanka, ben protein diyet yapıyorum şimdi. Tamam, tamam, tamam. Ben kendi etlerim bana yeter. Protein yapıyormuş da pilavı doldurmuş. Ya şu iki kaşık koydum ya. İki kaşık çık koydum. Hadi, hadi, hadi. İzin veriyor diyecek isteyenler. Kızlar. Bakın, yemeğinizi çabuk yiyin. Daha Kudret Gül de yiyecek burada. Millet acından öldürmeyin ha. Zıfkımın peki mevsimleri. Hadi ağzına tüküreyim Hüseyin senin ya. Şimdi bir lokmayı bin defa da çiğner bunlar. Protein seni. Çok güzeliz ya. Güzeliz, çok güzeliz. Keşke az onunla burada olsaydı. Bak, köbede hasret. Keşke de yoru bir de. Yerinde sağ olsun. Hayırlı haberle analım inşallah. Amin inşallah. Alacağız. Amin inşallah. Alacağız. Deniz, şu etleri de al. Tamam, tamam, yeter. Safiye abla, ben düşünüyorum, düşünüyorum. Bir anlam veremiyorum. Kudret neden böyle birden saldırdı sence? Saldırdık. Saldırdık da ne oldu? İpek hücrede, Nazan öldü, kara mezardan hortladı. Sıfıra sıfır. Elde var, eksi sıfır. Yani bilmiyorum, onu tetikleyen yeni bir şey oldu sanki. Yoksa hedefi benim, tamam. Bir köşede de
sıkıştırabilirdi yani beni. Bütün koğuşu bastı. Gittik bütün koğuşu bastık. Niye? Oğlumun canını yedi, yetmedi. Bütün düzenimizi alt üst etti, yetmedi. Çekti, çekti Naciye yanına. Bebeğimi, torunumu kaçırttı. Bir de kalkmış, benim bebekten haberim yok. Bana yalan söylüyor, çektiriyor, fotoğrafı getiriyor benim yatağımın üzerime. Koydurtuyor, yalan söylüyor, benimle dalga geçiyor. O kıl kuyruk yıldırımın dediklerini de yapamadık. Niye? O sarışın salak kızı aldı koltuğunun altına himayesine. Yetmedi, bir de bülbül gibi gazetelere öptürdü. Lan Hacer, ne bakıyorsun öyle mal mal? Acıktım ben biraz. Ben mutfak onların elinde. Zehir mehir koyarlar. Su içeceğiz. Git su getir. Bana da getir. Kızlar. Bakın ne buldum. Hey, it's skinny.